Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir vize konularıyla alakalı bir dolandırılma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Yine şanslıyız ki takipçimiz olduğu için, benim videoları takip ettiği için başına gelen bu olayda kendisi kandırılmadan, herhangi bir dolandırılmaya maruz kalmadan işlemi tamamlamış ve bana da bilgi verdi. Ben de kendisinden izin alaraktan özel bilgileri silerek detaylı şekilde konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi konumuz İngiltere'de çalışma vizesi dolandırılma hikayesi biraz. Dolandırılma teşebbüsü hikayesi. Olay şu şekilde başlıyor. Bir abimiz var, yaklaşık 50-55 yaşlarında. Uzun yıllardır aşçılık yapıyor. Instagram hesabı da var. Profesyonel bir aşçı. Instagram hesabında da yaptığı çalışmaları paylaşıyor bu. Daha sonra bunu gören birisi, açık kapalı bir Instagram hesabı değil, bunu gören yabancı birisi, artık İngiliz olur, farklı millet olur bilemiyoruz, İngilizce şekilde bir mesaj yazıyor. Diyor ki, İngiltere'de çalışmayı düşünür müsünüz? Sizin fotoğraflarınıza, paylaşımlarınıza baktık. Gayet güzel çalışmalarınız var. İngiltere'de çalışmayı düşünür müsünüz? Abinin İngilizcesi yok. Baktırıyor, oğlunun İngilizcesi var biraz. Onun diyor, şuna bir bak, ne diyor bu falan. Sonra oğlan anlatıyor. Tamam diyor. Bir tamam de bakalım olay nereye gelecek diye. Daha sonra mesajı atıyor, olur diyor, ilgileniriz diyor. Bir mail adresi istiyor kişi ve mail adresi gönderdikten sonra da mailine bir form gönderiyor. Bundan sonraki aşamaları ekran üzerinde formların detaylarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım size. Şimdi ilk gelen form bu. Duke's Hotel London diye bir yerden geliyor. Duke's Hotel London'da gerçekte fiziksel olarak var zaten. Ama bunların bilgilerini kullanıyorlar ki zaten gerçekten fiziksel olan bir yer olsun ki kişi internete girdiğinde baksın, ha böyle bir yer var desin. Yani proses aslında bir yere kadar biraz mantıklı gidiyor. Hani kişinin aklında soru işareti bıraktırmamaya çalışıyorlar. Bir yere kadar çalışmışlar. En sonda patlıyor olay. Şimdi burada gönderdiği bir iş başvuru formu. İşte adın nedir? Neden otelde çalışmak istiyorsun? Neleri seversin, güçlü yanların nedir, iletişim bilgileri, vatandaşlığın, daha önceki işlerin. Burada da şey var, ne kadar bir ücret talep ediyorsun. Burası doluydu, ben buraları sildim. Abi şey yazmış, 3000 sterlin yazmışlar buraya. Birazdan da onun detayını da anlatacağım. Ondan sonra burada işte yine farklı farklı sorular, bir sürü kaç yaşındasın, cinsiyetin nedir, CV'ni gönderir misin falan. Ondan sonra AIM Card'da da şey diyor zaten. Şurada diyor ki sadece başarılı ve sona kalmış, yani elemeden geçmiş başvurularla iletişim kurulacaktır diye böyle de bir şey yazmışlar. En aşağıya geliyorsunuz, burada bilgiler var. Diyor ki işte quickly reply. Şimdi bir önceki videomu izlediyseniz orada da hep böyle quickly, as soon as possible, hemen çabuk ödeyin, hemen doldurun. Hani işlemleri hızlandırıp kişinin aklında soru işareti bırakmaya yer vermeden, ona zaman bırakmadan hemen işlemleri tamamlayıp ödeme almaya çalışacaklar. İşte quickly reply, Duke's Hotel, Human Resources Management, insan kaynakları bölümü. Bu arada otelin ismini gizlemedim. Çünkü şundan, otele de yazdım ben Facebook'tan. Dedim böyle böyle bir olay var, haberiniz var mı? Bakmadılar mesaja. Ama hani haberlerin olduğunu da çok zannetmiyorum. Bizim videoda denk geleceklerini de zannetmiyorum bir yandan. Ararlarsa, ulaşırlarsa da bilgi veririm zaten. Daha sonra abimiz bunu oğluyla birlikte dolduruyor bu formu. Geri gönderiyor. Gönderdikten sonra tamam diyor, sizi kabul ettik. İkinci mektup geliyor. İkinci mektupta sözleşme, iş sözleşmesi. Bu şekilde contract letter başlığı altında geliyor. İşte burada yine bilgiler, invitation letter, davet mektubu yazmışlar. Burada yazıyor yazıyor, şurada isimler var, sildim yine abinin isim vardı, onları sildim. İşte burada sizi istihdam edeceğiz. Executive Turkish Chef olarak, yani Türk aşçısı olarak. Bundan sonra farklı vizeyle alakalı dokümanlar göndereceğiz. Sizin başvuru referans numaranızda şöyle bir şeyler sallamışlar. Garip garip Türk için. Sonra bir sürü bilgi var burada. İşte visa information. Yani buraya okuduğunda ha gerçekten bir sözleşmeye falan benziyor yani. Okuyorsun ki ne kadarlık? 5 yıllık, 60 aylık bir sözleşme veriyorlar. Çok iyi. Yani daha sadece Instagram'dan tanıştığı birine 5 yıllık sözleşme yapmaya hazırlar. Ondan sonra bilgiler var ve şurada da maaş var. Şimdi abimiz formda 3000 pound yazmıştı. Buraya demişler ki basic monthly salary of the sum of 5800 British pound sterling. Aylık 5800 sterlin maaş vermeye hazırlar. Burada yüksek tutuyorlar ki wow, maaş da yüksek. Bunu niye kaçıralım demeye gelsin kişi diye. Daha sonra burada sizin performansınıza göre değişiklik gösterir vesaire var. Ne kadar? Günde 7 saat, sabah 10'dan akşam 5'e. Türk için harika bir çalışma saati. Haftada da 42 saat çalışırsınız diyor. 6 gün çalışırsanız 6 kere 7, 42. Bunlar sonra uçak bileti, siz gelmeden biz bir hafta önce uçak biletini de alacağız diyor. İşte ayrılırsan öyleydi böyleydi, işte ayrılma talebinin süreleri gibi gibi farklı farklı maddeler var burada. Bir sürü şey var, işte konaklama seçeneği vereceğiz size diyor. Terms and conditions, şartlar koşullar var. Önemli, bayağı da hani dolu bir şey.
İş sözleşmesi baktığında bilmeyen insan için okuduğunda gerçekten bir şeyler var burada diyor. Ondan sonra buraya da işte bu kişinin bu ismini yazıyorsun. Burada diyor ki işte bu pozisyondaki işi kabul ettim. İmzası tarihi. Bunu sanırım tam göndermediler, ondan emin değilim. Ama ondan sonra yine son mail de geliyor. Olay zaten son mailde patlıyor. Ondan sonra şu mail geliyor. Burada yine kişinin ismi. Şurası küçük. Şimdi zoom yapmayacağım. Yine ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Diğer belgelerde de ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Burada uzun uzun anlatmış. Biz şöyleyiz, böyleyiz. Şimdi şöyle başlıyor mail. The management of British Embassy in the United Kingdom. Hani Birleşik Krallık, işte İngiltere konsolosluğu Birleşik Krallık'ta işte sana şey kurdu, iletişim kurdu. İşte geçerli bir Birleşik Krallık vizesi için yardımcı olacağız falan bir şeyler yazıyor. Biz işte uzun yıllardır insanların şurada öyle bir şey var. We offer so many types of visa. İşte nişanlı vizesi, turist vizesi, aile vizesi, eş vizesi, K3 yazmışlar. İngiltere'de K3 vizesi yok. K3 vizesi Amerika'da var. Ondan sonra çocuk, öğrenci, iş falan binlerce kişi aldık. Bir de şurada neredeydi? Ülkeler var. İşte Filipinler'den Tayland, Rusya, Vietnam, Güney Kore, burada Brezilya, Pakistan, Türkiye, Kuveyt, Endonezya falan bunlar bir sürü ülke yazmışlar ki bunlar ne? İşte hani biz gibi yurt dışı ilgisi yüksek olan ülkeler, insanların çalışma amaçlı yüksek başvuru yaptığı ülkeler. Hani bunları yazmışlar. İşte çok güzel servis veriyoruz falan. Sonra böyle bir şey gelmiş. Böyle bir logo var. Hatta ekteki şeyleri de göstereyim size. Şunu göndermişler. Ekte. Şunu da doldurun, gönderin. Ya arkadaşlar böyle bir forum olabilir mi? Allah aşkına. Şurada bir diş embesi. Logonun kötülüğüne, çözünürlüğe bakın. Bildiğin fotoğrafı Paint'ten kopup, şey yapıp, kesip göndermişler. Work permit form, UK immigration. Hani burada zaten olay kopuyor. Yani nasıl bir başvuru yaparsanız yapın. İşin profesyonelliği bir yerde kopuyorsa orada sıkıntı vardır zaten. Hani şöyle bir form olamaz. Böyle bir work permit, çalışma izni formu olamaz. Ondan sonra bir tane daha var. UK Visa Application Form diye. Bunu Allah'tan PDF'de göndermişler ama bunun da çözünürlüğü yerlerde. Böyle normal vize başvuru formunda bizim doldurduğumuz bilgilerin yarısı kadar falan iki sayfada bir şeyler var. Yani burada yine UK Visa Immigration, hani kim oldukları belli değil. Gönderdikleri formlar da böyle. Sonra yine burada büyük büyük işte İngiltere bayrakları, Visa Immigration falan ve şurada bir tablo var. Burada diyor ki type of visa charge, hani vize türüne göre ücretler diyor. Tek girişli 1 yıl geçerli vize 3 iş gününde çıkarıyorlar. Ücreti de 500 dolar. Sonra çok girişli 2 yıllık 5 iş gününde çıkıyor 750 dolar. Hani böyle kademe kademe arttırmışlar. Aile girişi, aileyle şu an işimiz yok. Adam kendisi başvuracak ama aile girişi 3 yıllık geçerlilik 7 iş gününde çıkıyor. Bunun 1000 dolar. Şimdi bundan da şey istiyorlar. Burada da işte 750 doları istiyorlar. Nasıl istiyorlar? Olayın koptuğu yerde burası. Arkadaşımız burada zaten uyanmış. Burada parayı Bitcoin transferiyle istiyorlar. Buraya vermişler. Burada Bitcoin cüzdan ID'si var. Diyor ki bu Bitcoin'i 750 dolar karşılığında Bitcoin gönderin. Nasıl göndereceksin? Türkiye'de de bir yer vermişler. Şurada aşağıda bilgiler vardı. Sildim. Telefon numarası vermiş. Ben o telefon numarasını aramadım. Sadece WhatsApp'tan ekleyip baktım. Bir tane Bitcoin transferi yapan bir firma. Hani bunlarla anlaşmalı olduğunu düşünmüyorum. Ben bunlar da büyük ihtimalle internetten baktı. Ha, burası Bitcoin transferi yapıyor diye. Sizi oraya yönlendiriyor ki siz arayacaksınız. Diyeceksiniz işte ben 750 dolar şu ID'ye Bitcoin göndereceğim. Şimdi neden Bitcoin? İki tane sebebi var bunun. Bir tanesi normal IBAN, Swift kodu falan vermiyor ki kim olduğu belli olmasın. Yarın bir sıkıntı yaşadığınızda iletişime geçeceğiniz biri olmasın. İkinci sebebi kişilerin, yani bu tarz kişilerin neden oteller? Bir önceki videoda da otel vardı. Çünkü otelde terzi de çalışır, aşçı da çalışır, temizlikçi de çalışır, çamaşırcı da, oda temizliği yapan, mekanikçisi, elektrikçisi, mühendisi, satış sorumlusu, resepsiyonisti. Yani büyük otellerde herkese iş vardır baktığınızda. O yüzden böyle şeyler yapıyorlar ki genel olarak herkese hitap edebilelim. Kimi yakalarsak oradan diye. Şimdi o tarz işe başvuracak kişilerin de yurt dışına para transferinin nasıl yapılacağını kolay kolay çözemeyeceklerini biliyorlar. Yani orada Swift kodu giriyor, farklı ACE kodları falan giriyor. Zor olabileceğinden dolayı işte diyor ki sen şuna ulaş, bu kadarlık Bitcoin göndereceğim de sen o 750 dolar ona gönder, onlar bize gönderir olayına geliyor. Dediğim gibi olay burada kopuyor. Abimizin oğlu diyor ki hani Bitcoin girince işin içine bir an kıllandım. Şöyle bir durum var. Yani vize başvurularında siz kendiniz de başvuru yapıyorsanız, danışmanla da çalışıyorsanız, böyle birileri de size ulaştıysa bir işleme başlayınca bir yerde aklınıza soru işareti düşerse orada durmanızı tavsiye ederim. Durup düşünüp değerlendirip
Çözümü bulduktan sonra ya da aklınızdaki soru işaretini giderdikten sonra devam etmenizi öneririm. Şimdi bu arkadaş Bitcoin'i duyunca bana ulaşmış. Sonra benim o birinci videomu da izlemiş. Olay aynı olay. Oradaki Kanada'nın, buradaki İngiltere'si baktığınızda. Ondan sonra bana ulaşınca ben de bilgi verdim. Dedim sakın ödeme yapma, böyle bir şey yok. İngiltere çalışma vizesinin detayları bu şekilde değil diye. Ondan sonra arkadaşımız da burada durmuş. İşlemi de gerçekleştirmedi. Şimdi bunlar neden genelde oteller, Kanada vizesinde de bir önceki videoda da şey vardı yine. Otel vardı. Otel üzerinden gidiyorlar. Böyle otel, çiftlik falan oradan giderler. Neden böyle büyük otellerden yapıyorlar? Ben de 5 yıldız otelde çalıştım, Kuşadası'nda daha önce. Çünkü bu otellerde terzi vardır, aşçı vardır, garson vardır, elektrikçi vardır, mekanikçi vardır, satışçı, resepsiyonist, oda temizleyicisi, oda görevlisi. Hani herkesin çalışabileceği bir alan vardır. O yüzden böyle otelleri seçiyorlar ki kimi yakalarlarsa yakalasın kendilerine uygun orada bir iş bulunabilir diye. O yüzden bu tarz ne belirsiz diyeyim. İşlemlerin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Sizden direkt ödeme talep eden iş taleplerine mutlaka bu tarz şey yaklaşın. Soru işaretiyle yaklaşın. Bir aklınıza takılan bir yer olduğunda, içinize sinmeyen bir yer olduğunda kesinlikle hiç kimseye ödeme yapmayın. Şimdi bunları anlattıktan sonra geleyim İngiltere'nin çalışma vizesi detayına. Bir önceki videoda Ankara Anlaşması için bahsetmiştim. İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması bir çalışma vizesi değildir diye. Peki İngiltere'de çalışma vizesi yok mu? Var. Şimdi size onun detayından bahsedeyim. İngiltere'deki çalışma vizesinin adı Tier 2'dur. Tier 2 diyebilirsiniz. General Work Visa Tier 2. Şimdi bu vizede hemen kısa geçeceğim burada. Burayı çok uzatmayacağım. İsteyen olursa şu linki koyarım. Videonun açıklama kısmına bakarsınız. Bu vizede diyor ki genel bakışla bu vizeye başvurabilmek için You have been offered a skilled job in the UK. Diyor ki Birleşik Krallık'tan çok kalifiye üst düzey bir iş teklifi almış olmanız lazım. Ve you are from outside the EU, yani Avrupa Birliği ekonomik alanının dışından olmanız lazım. Biz bunu karşılıyoruz ama bunu herkes karşılayamayabiliyor. Şimdi ne var? Getting sponsored olayı var. You need to be employed by a licensed sponsor to apply to live in the UK. İngiltere'de çalışma ve yaşama için başvurmanız için sizin lisanslı bir işveren tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Buna tıkladığımda, hatta şurada geleyim. Şuna tıklayayım. Tekrar şuna geleyim. Pardon. License sponsored dediğimde bu Tier 2 ve Tier 5 vizesi için bu lisans almış, yani İngiltere'ye yurt dışından çalışan istihdam edebilme lisansı almış firmalar size sponsor olabiliyor. Öyle her önüne gelen kişi de size sponsor olup Tier 2 vizesiyle çalışma vizesi aldıramıyor size. Burada da sayfalarca, burada 2000 sayfa, binlerce iş yeri var. Hani bu iş yerleri size sponsor olabiliyor çalışma vizesi alabilmeniz için. Ve ayrıca neler var? İşte burada ücretler var. Ücretlerine bakabilirsiniz 3 yıla kadar, ya da short occupation dedi aranan işler listesi var onlardansa vesaire. Çok farklı detayları var bunun. Hani böyle iki mail de bir başvuru formuyla bir kontratla başvuru yapılıp alınabilecek bir vize değil. O yüzden bu tarz konularda da şuna da geleyim. Eligibility dediğinde uygunluğa baktığımızda knowledge of English, İngilizce bilginizi belgelemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hani buradaki sıkıntı ne? Adamın şöyle de düşünebiliriz. Gönderdikleri gerçekten doğru diyelim. Öyle bir şey var. Ama hiç maillerin içerisinde sen Tier 2'ye başvuracaksın. Ondan sonra biz sana gönderdikten sonra evrakları şu tarz vizeye başvuracaksın. İşlemleri böyle yapacaksın. Senin İngilizce bilmen gerekiyor vize alabilmen için. Bu tarz bilgilerin hiçbiri yok. Böyle olunca orada sıkıntı oluyor haliyle. Burada gördüğünüz gibi Knowledge of English dedi. Yani İngilizce'de B1 sertifikanız olması gerekiyor. Bu da IELTS'ten yaklaşık 4-4,5'a tekabül ediyor. Bunların hepsini sağlamak gerekiyor. Ve document you must provide dedi. Sunmanız gereken evraklarda da yine buraya aşağı geldiğinizde burada vize türünde farklı işte nasıl başvuru yapılır, vizenin uzatılması, aile bireyleri gibi bu vizeyle alakalı İngiltere'nin genel çalışma vizesiyle alakalı tüm detayları bu sayfadan bulabilirsiniz. Dediğim gibi videonun altına açıklama kısmına bunu bırakacağım. Peki diyelim aşçısınız, terzisiniz, berbersiniz. Sizin bu şekilde çalışma vizesiyle İngiltere'ye gitme imkanınız yok mu? Bu vizeyle yok. Bu vizeyle gitmek çok mümkün değil. Bu vizeyle genellikle işte ne bileyim uzun yıllardır tersanede çalışmış bir mühendis vardır. Çok yeteneklidir. Bu kişi İngiltere'de bir firma istihdam edecektir. O başvurabilir. Böyle durumlarda genelde sizi istihdam edecek firma da zaten size yardımcı oluyor. Kendileri yapamıyorlarsa başvuruyor. İngiltere'den genelde bir lisanslı göçmenlik danışmanıyla çalışıp ona sizi yönlendiriyorlar, işlemleri anlatıyorlar. Daha önce bu şekilde gidenler var. Yani bilgisayar mühendisi giden tanıdığım var. Bahsettiğim gibi tersanede çalışan giden tanıdığım var. Hani giden yok mu? Var ama sınırlı sayıda. Bahsettiğim meslekler aşçılık, terzilik, elektrikçilik, berberlik, bu tarz mesleklerin şu an için tek gidebilme yolu Ankara Anlaşması. O da
aslında bir önceki videoda yine bahsettiğim gibi bir çalışma vizesi değil. Oraya gidip şirket kurup kendi işinizi devam ettirebileceğiniz bir vize. Bu arkadaşa da bahsettim. Onu da araştırıyorlar. Hani ilgilenirlerse yardımcı olmaya çalışacağız. Dediğim gibi şu an Ankara Anlaşması dışında bu tarz vizelerde böyle şeyler geldiğinde, mailler geldiğinde kanıp kimseye ödeme yapmayın derim. Umarım video faydalı olmuştur. Sizin başınıza gelmeyecek olsa da, gelmemiş olsa da, yakınınızın, etrafınızda birilerinin başına bu tarz bir olay geldiyse videoyu onlarla da paylaşırsanız onların bilgilenmesi, bir mağduriyet yaşanmaması adına faydalı olacaktır. Bana ulaşmak isterseniz alttaki iletişim linkinden ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşıp beni oralardan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.